Futbolun şehirlerinde bu hafta İzmir'in Tire ilçesindeyiz. Şehri muazzam. Evliya Çelebi burayı aynen böyle değerlendirmiş. Katip Çelebi ise tahtı kadim demiş. Burada pek çok Osmanlı eseri var. Tarihi ve kültürel zenginlik açısından gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Aynı zamanda son dönemde futbolda yaptığı atılımla ve projesiyle de dikkat çekiyor. Bölgesel amatör ligde ama hedefi Süper Lig olarak koymuş bir futbol kulübünden bahsediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferine giderken Tire'ye gelmiş ordusuyla birlikte ve tam 2 ay burada konaklamış. Dedik ya, Tire çok önemli. Tire'de tarihi ve kültürel değerleri gezmeye başladığınızda bir gün yetmiyor. Aynı zamanda son dönemde gastronomi açısından da giderek önem kazanan bir bölge ve özellikle de Tire. Gezilecek, görülecek çok yer var. Yenilecek çok yemek var. Tadılacak çok lezzet var. Aynı zamanda da yeni kurulan bir futbol takımı var. Yani yine dop dolu bir program sizleri bekliyor. Hadi vakit geçirmeden başlayalım. Tire'de Yoğurtluoğlu ya da halk arasındaki adıyla Yavukluoğlu Camii ve Medresesi'nin içerisindeyiz. Burası Yoğurtluoğlu Mehmet Bey tarafından 15. yüzyılda yaptırılmış. Yakın tarihe kadar aslında harap bir haldeymiş ama 2005 yılında bir restorasyon geçirmiş ve ondan sonrasında da günümüzdeki halini almış. Aslına baktığınız zaman burada çok ilginç olan yerler var. Tabii ki caminin kendisi tipik bir Osmanlı dönemi mimarisinin bütün özelliklerini yansıtıyor. Burası bir külliye aslında, cami ve hemen avlusunun iki tarafındaki medrese odalarıyla birlikte. Ama buranın farklı bir özelliği var. Çünkü burada bir de rasathane var. Ana giriş kapısının üstünde bir rasathane yer alıyor. Bu da o dönem aslında din ve ilimin ne kadar iç içe geçmiş olduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor. Pek çok yerde görmediğimiz bir özellik. Burada ana giriş kapısının üstünde yer alan rasathane, bu da burayı diğerlerinden ayırıyor ve en önemli özelliği olarak da dikkat çekiyor. Dediğim gibi restorasyon sonrası biraz o dönemki özelliklerinden kaybetmiş ama hala çok iyi bir durumda ve Tire'ye gelirseniz mutlaka gezmeniz gereken noktalardan biri. Tire'de gezilecek, görülecek pek çok yer var, pek çok tarihi eser var. Onlardan biri de Yeşil İmaret Yahşi Bey Camii. Sema Güngören yanımızda, imaretle ve camiyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Ne kadar eskiye dayanıyor tarihçesi? Yeşil İmaret olarak bilinen Tire Yahşi Bey Camii, Aydınoğlu Beyliği'ni Osmanlı'ya bağlayan Sultan II. Ahmet tarafından, onun kumandanları tarafından, Abdullahoğlu Halil Yahşi Bey tarafından yaptırılmıştır. 1935 ve 1971 yılları arasında müze olarak kullanılmıştır. İlk vakfiyesinde zengin fakir demeden günde iki kez yemek verilen bir zaviyedir. Zaviye camiye dönüşmüştür. Zaviye kullanımlı bir camidir. Bunun dışında Anadolu'nun ilk yarım kubbeli eseri bulunmaktadır. Ve aynı zamanda Tire'deki de ilk Osmanlı eserlerinden biridir. Ki o kubbe de çok dikkat çekici aslında, değil mi? Kubbeyle ilgili de söylenmiş, yine o vakfiyede bir şeyler yazıyordu sanıyorum. Evet, eğer bu kubbe yıkılırsa
3-4 defa bile yıkılsa yeniden yapılacaktır diye anlamlı bir not düşünmüş. Vakfiye de öyle de bir not var. Evet. Tabii geldiğiniz zaman, gördüğünüz zaman burayı ilk dikkati çeken minaredeki yeşil çiniler. Doğrudur. Zaten Yeşil İmaret Zaviyesi ismini de o motiflerin yeşil olmasından alıyor zaviyenin. Tire Osmanlı eserleri yönünden çok zengin bir yer. Buradaki en önemli eserlerden biri olan Yalınayak Camii'ndeyiz şimdi. Burası Kanuni ve 2. Selim'in sadrazamlarından Ferhat Paşa'nın oğlu Hasan Çavuş tarafından yaptırılan bir cami. Mimar Sinan eseri olduğu yönünde bazı rivayetler var ama kesin olarak kanıtlanmış değil. Buranın önemi aslında baktığınız zaman özellikle şadırvanındaki işlemeler ve içindeki hem minberdeki hem de mihraptaki ahşap işçiliği ve oymalar. Osmanlı mimarisinde bu tür süslemeler önemli bir yer tutuyordu ve şehirdeki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Yalınayak Camii'nde de bu süslemelerin güzelliği dikkat çekiyor. Şu an caminin içerisindeyiz, Yalınayak Camii'nin içerisinde. Bölgede birkaç yerde gördüğümüz bu dönen deprem taşı da var. Aslında bu bir mimari dehanın ürünü. Bergama'daki camide de görmüştük aslında daha önceki programlarda. Eğer bu sütun, bu taş dönüyorsa binanın mekaniğinde hiçbir aksaklık yok. Her şey sağlam. Hani zaman zaman olan depremler hiçbir zarar vermemiş anlamına geliyor. Eğer dönmüyorsa, sıkışmışsa o zaman işte binanın temelinde, mekaniğinde bir sorun var demek. Şu an gördüğünüz gibi dönüyor. Tire'de meşhur tire köftesinin tadına bakmaya geldik. Aslında tire ile ilgili en önemli lezzet ve herkesin bildiği belki de bir köfte, tire köftesi. Mehmet Göksu'yla birlikteyiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Bilgileri ondan alacağız. Dediğim gibi tire ile ilgili belki en çok bilinen ürün tire köftesi. Tabii ki. Zaten coğrafi işareti de var. Mağaraş işaretimiz var efendim. Tire köftesinin özelliği nedir? Diğer köftelerden ayıran fark nedir, onu sorayım. Tire köftesinin özelliği saf dana etini kullanmamız, dana kıyma. Dananın boşluk bölümlerinden kullanmaktayız. İçerisinde diğer köftelerden ayırt edici olarak saf 1 kiloya 15 gram tuz şeklinde. Yani 1 kiloya 15 gram tuz ekliyoruz ve 3 defa makinede kıyılıyor. 3. defa kıyıldıktan sonra mangalımıza geliyor. Mangalda ön pişimi yapılıyor şişlerde. Şişlerde ön pişimini yaptıktan sonra tereyağı ile terbiye ediyoruz ve masanızı gördüğünüz şekilde sunuyoruz sizlere. Ama pişmesi de diğer köftelerden farklı yani. Tabii çift katman pişiyor. Evet, iki kere pişiyor. İlk önce mangalda terbiye ediliyor, ondan sonra tereyağını alıyoruz. Tereyağı da
tereyağının aromasını veriyoruz, ondan sonra servis hazırlıyoruz. Bakır tavalarda yapıyor. Evet, onu biliyorum, ben daha önceden görmüştüm. Aynen. Servisinde de domates. Domates sos kullanıyoruz altına. Kabukları soyulmuş bir şekilde domatesleri kuşbaşı doğruyoruz. Altına sos haline getirip o şekilde kullanıyoruz. Üzerine porsiyon şeklinde köftelerimize koyuyoruz. Peki onun yanında neler servis ediyor? Biraz ondan yanında bir porsiyon tereşiş köftesinin yanında gördüğümüz gibi piyazımız, salatamız, turşu. Mevsime göre patlıcan közleme yapıyoruz. Patlıcan közlemeyi de ikramımız olarak veriyoruz. Mevsimsel olarak kuru biberimiz var. Kendimiz kurutuyoruz. Özel olarak koyun ve inek karışımı yoğurtlarımız var bu şekilde. Yoğurtlarımız kesinlikle koyun ve inek karışımıdır şu şekilde. Dökülmeyenlerden. Yemekten sonra da meşhur olan Tire'mizin Cambazlı köyünden Tire'nin yapımı karadutlu reçelli lor tatlısı. Altında tuzsuz lor peyniri kullanıyoruz. Üzerinde Tire'de yapılmış karadutlardan reçel döküyoruz. Bunu da yemekten sonra tatlımız olarak sunuyoruz sizlere. Ne kaldı geriye? Tadına bakmak kaldı. Tadına bakmak kaldı tabii. Tadına bakmak kaldı. O zaman tadına bakalım. Çok güzel. Afiyet olsun. Ve son olarak tabii Tire FK. Evet. Tire Futbol Kulübü. Evet. Yeni bir oluşum var şu an futbol aynen, adına aynen, Tire'de. Aynen. Şu an Tire'nin gözdesi olmaktadır kendisi. Güzel bir takımımız. Şu an başarıyla ilerlemektedir. İnşallah önümüzdeki sezonlarda 1. 2. liglerde göreceğiz kendisini. Destekçisi oluyoruz her zaman Tire olarak. Takım olarak çok güzel düşünüyoruz. Tire olarak destekliyoruz. Peki Süper Lig'e kadar gidebilir mi Tire? Umarım inşallah. İnşallah yolu açık olur gideriz inşallah. Bu şehrimiz için de gerekli olan bir şey. Tire'deki en meşhur sokak lezzeti Şambali ve Şambalici Hasan'ın yanındayız biz de. Şambali nedir, nasıl yapılır, kimler yer onları soracağız. Öncelikle bu meşhur Şambali nasıl yapılıyor? Bunu irmik şekerle yapıyoruz. Her şey organiktir bizde. Şurubun varıncaya kadar şekerle yapmışızdır bugüne kadar. 90 yıllık bir tatlıdır bu. Ben 3. kuşağım. Babamın ustası vardı Estepete. Babam rahmetli oldu. Şu an ben devam etmekteyim. Kaç yıldır Tire'de sokakta böyle tezgahta satılır? Bu tezgahta şu an 50-65 yıldır bu sistemle devam ediyoruz burada. Sever mi Tireliler çok? Severler çünkü neden? Biz gerçekten organiktir yani. Ağız tadıyla yiyebilirsiniz, çoluğu çocuğunuz yiyebilir, sağlıklı. Peki Tire'ye özgü bir tatlı diyebilir miyiz bunun için? Tabii ki Ege özgü diyeyim. Ege özgü diyeyim. Az önce Kütahya'dan da biri geldi almaya. Kütahya'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Avusturya'ya kadar göndermişizdir biz tatlarımızı. Arkadaşlar biz Tireliler olarak Bal Ligi'ndeyiz. Çok iyi bir takımımız var. Bu konuda çok iddialıyız. Futbolcularımızı güveniyoruz. Başkanımızı güveniyoruz. İyi şeyler olacağına Tireliler olarak arkasındayız halk olarak. Biz esnaf olarak zaten her hafta maçı takip ediyoruz. Arkalarından gidiyoruz. Ve hedefimiz 3. lig. Biz bunu bir elimize almıştık 3. ligi. Kaybettik. Tekrar çıkma ümidiyle hep beraber Tireliler olarak arkasında alkışlayarak desteğimizi sunuyoruz. Türkiye'mizin sayılı statlarından birine sahibiz. Böyle bir stada Süper Lig yakışır. Sağ olsun Hüma Hanım destek verdi. Yeni bir takım kuruldu. Sağ olsun Yiğit Başkan da yardımcı oluyor. İyi bir hocamız var. İyi bir teknik ekibimiz var. Futbolcularımız gayretli. Tarafta biz de tribünde destekliyoruz. İnşallah güzel şeyler bekliyoruz bu yıl. Tire ve Tireliler olarak sonuna kadar takımın arkasındayız. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Çok güzel bir stadımız var. Stadda amatör takımların oynamasındansa profesyonel takım görmek bizleri daha da onurlandırıyor. İnşallah daha büyük yerlerde görmek dileğiyle takımımızı.
Tire esnafı olarak ve tire halkı olarak takımımızın yanındayız. Her maçını takip ediyoruz. Hedefimiz profesyonel ligler. Başarılar diliyorum. Tire'de Kutuhan'ın içerisindeyiz. Burası yakın zamanda restore edildi. Aslında tarihçesi çok daha eskilere dayanıyor. Yahşi Bey Külliyesi içinde yer alan yapılardan biriydi Kutuhan bir dönem. Yahşi Bey Külliyesi dediğimiz zaman Osmanlı'da o dönemki külliyeleri düşünün. İçinde medresesi, camisi, hamamı, arastası olan çok büyük yapılar bunlar. İşte o külliyenin içerisinde yer alıyordu o dönemde. Sonrasında birkaç depremde büyük tahribat geçirdi. Yakın döneme kadar aslında burası müze olarak kullanıldı. Ama müze şehirdeki yeni yerine taşınınca buranın tekrar eski amacıyla yani han olarak kullanılmasına karar verildi. Restore edildi ve şu anda da han olarak şehrin çarşısının içerisindeki Tahtakale bölgesinde yer alıyor. Tire'de Necip Paşa Kütüphanesi'nin içerisindeyiz. Burası Anadolu'da görebileceğiniz en eski kütüphanelerden ve en güzel el yazmalarının olduğu kütüphanelerden biri. Ahmet Kılıç'la birlikteyiz. Kütüphane sorumlusu. Bilgileri ondan alacağız. Öncelikle tarihçesine bakalım. Hem bina çok eski hem buradaki kütüphanenin tarihi çok eskiye gidiyor. Necip Paşa 2. Mahmut döneminde Baruthane Nezareti görevini yürütürken bir görev gereği Tire'ye uğruyor. Tire'ye uğradığında da buranın kütüphane ihtiyacı olduğunu görüp Anadolu'da da bir hayrat eser yapma niyetiyle bu kütüphaneyi kuruyor. 1829 yılında da kütüphanenin inşaatı tamamlanarak vakfiyesine bağladığı kitapları göndermek suretiyle kütüphane hizmete açıyor. İçindeki kitaplara gelecek olursak görüyorum ki mesela sizin elinizde eldiven var. Eldiven dışında bu kitaplara dokunulmuyor. Evet. İçerisi özel bir ısıda tutuluyor. Doğru. Çok değerli kitaplar olmalı içeride. Kütüphanemizde ısı ve nem dengesi sabit tutuluyor. %50 ve %60 arasında nem dengesini sabit tutuyoruz. 18 derece sıcaklıkta yine kütüphanemiz sabit tutuluyor. Fazıl Sultan Mehmet kitaplı koleksiyonundan gelmek, İbn Sina'nın Kitab-ı Şifa adlı felsefe kitabının bir nüshası ve müteferrika baskısı kitapların birçoğunun nüshaları yine kütüphanemize Necip Paşa tarafından gönderilmiş ve 190 yıldır da bu kütüphanede hizmet vermiş eserler. Bu kadar yıldır çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş yani bu kitaplar burada. 677 kitapla başlamış ana koleksiyonumuzun sayısı. Şu anda 5180 kitabımız var. Tabii buradaki en eski ünik eseri de göstermeden olmaz. İbn Sina'nın eserini rica etsek gösterebilir misiniz? Tabii ki. İzleyenlerimiz. Kütüphanemizdeki kitabı işaretin nüshası 860 yaşında. Yaklaşık 9 yaşına doğru gidiyor inşallah. Bu kitabımız da cildiyle, sayfaların özelliğiyle. Orijinal. Hattıyla tamamen orijinal bir kitaptır. Türkiye'deki en eski kitabı işaret nüshası İbn Sina'nın mantığını kurguladığı, Aristo ve İsagoji mantıklarını eleştirdiği,
önemli bir kitabı altın varakla altın varaklarla süslenerek başlanmış ve güzel bir hatla da devam etmiş önemli bir eserdir diyebiliriz. Evet, tam 900 yıla yaklaşan bir eser. Evet. Hani demişler ya, siz belki dünyadan göçüp gideceksiniz ama o dünyada mutlaka eser bırakın diye, işte 900 yıla yaklaşan bir eser görüyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Tire'de kendine özgü oynanan bir oyun var. Karambol. Tarihi çok çok eskilere dayanıyor ve sadece Tire'de oynanan bir oyun bu. Ve karambol oyunuyla ilgili bilgileri de Heybatullah Kaya'dan alacağız. Karambol dediğimiz zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Bir tek Tire'de mi oynanıyor bu oyun? Maalesef hiçbir yerde yok karambol oyunu. Sadece bizim Türkiye'de Tire'de oynanan bir öz oyun. Her kahvenin önünde bir karambol sahamız vardı. Özellikle herkes karambola düşkündü. Peki kurallarına gelecek olursak, bir meşemiz var, bir de legimiz var galiba. Aynen, ne işe yarıyorlar? Şey. Bu leklerimizi dört tane diktiğimiz zamanı ilk atacak olan, ama şöyle bir şey. Bu dört leği aynı iki rakip oyuncuyu vurursa bir sayı alır. Evet. Ama karşı rakip bir tane vurursunuz, üç tane vurursanız oyun kayım oluyor, tekrar birden başlanıyor. Anladım. Hedef bu araçtır. Karşı rakibin yanına gitmek için. Amaç odur yani. Bu leki vurup rakibin yanına gidip yakınlaşıp onu daha rahat vurmak. Onu daha rahat. Ama o zaman da puan alıyorsun. Bir sayı. Bir sayı alıyorsun. Evet. Sayımız 8'de bitiyor. 8'de bitiyor. 7'yi dolduğu zaman arttırabiliyorsun. 3'ü evet. Bulan. 3-1. Yendikten sonra galip geliyorsun. Evet. Yani dediğim gibi Tire'ye özgü bir oyun. Başka hiçbir yerde görmediniz mi? Görmedim. Araştırdım ben. Dünyanın hiçbir yerinde oynanmıyor galiba. Tabii 2007 yılında turnuva düzenlendi. 24 konsolos geldi. O sene ben şampiyon oldum. Bir söylenti vardı. Yok İspanyollardan kalmak, yok bilmem Yahudilerden kalmak, yok bilmem Yunan'dan kalma. Maalesef bunun tarihini biz bir türlü bulamadık. Şu anda hala çok faal olarak oynanıyor mu, yoksa eskiye göre çok düşüş var mı? Şu anda daha önce sayarsak 1000'in üzerinde oyuncumuz vardı. Ama şu anda yine şükürler olsun, turnuvalar her yıl düzenlediğimiz için 100'e yakın bir oyuncumuz daha duruyor yani. Hala Tire'de bir geleneksel evet. olarak devam ediyor. Evet. Evet, Tire'ye özgü bir oyun. Karambol. Gerçekten de başka hiçbir yerde göremezsiniz karambol oyununu. Ama Tire'ye gelirseniz burada mutlaka karambol oynayanları görürsünüz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Tire'nin en özgün lezzetlerinden biri de hiç şüphesiz Tire sucuğu. Tire sucuğunun tadını tadan bilir diyelim. Çünkü uzun süredir Ege bölgesinde, hatta tüm Türkiye'ye ünü yayılmış. Alper Kasap'la birlikteyiz. Tire'deki en önemli sucuk üreticilerinden biri. Estağfurullah. Ve, şimdi bize Tire sucuğunun niye bu kadar tercih edildiğini ve nasıl bu kadar lezzetli olduğunu anlatacak. Nedir bu işin sırrı? Sucuğumuzun özelliği, en büyük özelliği fermente sucuk olması. Fermentasyonu bırakıyoruz. İlk gün etlerimiz, danalar kemiklerinden ayrılıyor. İkinci gün kıyma haline geliyor ve bundan sonraki 7 günlük aşama fermentasyon aşaması. Dinlendirme fırınlarında bekletiliyor. Dinlendirme odalarında bekletiliyor. Ve 9. gün, 8 veya 9. gün satışa sunuluyor havanın şartlarına göre. Burada hava şartları çok önemli. Ama sucuğumuzun daha büyük özelliği ne diyorsanız, buradaki müşterilerimize, kıymetli müşterilerimize söylemek isterim. Hilesiz olması. Biz sucuğumuzda asla ve katiyen atalarımızdan almış olduğumuz bilgi ve birikimlerle ve değerlerle sucuğumuzu hilesiz yapıyoruz. Dana etini alıyoruz, en kaliteli baharatlarla birleştirip harmanlayıp
ve herhangi başka bir katkı maddesi yok. Evet. Bu yüzden insanın yediği zaman damağında ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik, ayrı bir koku bırakıyor. Hiçbir zaman sarımsaksız oluşu da ayrıca bir özelliğimizdir. Hiçbir zaman midemizde ekşime, göğsümüzde böyle bir rahatsızlık yapmıyor. Sucuğumuzun bir özelliği de glutensiz olması. Bugünlerde çölyak hastalığı, rahatsızlığı yaşayan gençlerimizle büyüklerimiz bulunmakta. Bizim sucuğumuzu glutensiz olduğu için, gluten katkı maddesi bulunmadığı için, buğday proteini ve katkı maddeleri bulunmadığı için kesinlikle gönül rahatlığına yiyebilirler. Evet. Bunların raporları da mevcut. Peki, Tire'de son dönemde futbol yönünde de bir atılım var baktığımız zaman. Yeni kurulan bir takım Tire FK tekrar Tire'deki futbol heyecanını ateşlemeye başladı. Siz takımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nerede görmek istersiniz? Takımı seyrettikçe daha da sevinçleniyorum. Daha da böyle bir heyecan geliyor. Stresimizi atmak için güzel bir etkinlik oluyor bizim için de. Çok başarılı futbolcular var. Çok başarılı gençlerimiz var. Eminim ki buradan şunu da söylemek isterim. Humayama çok büyük başarılar diliyorum. Buradaki trenin her tür şekilde katkısı oluyor Tire sporumuzun. Nasıl bir katkı? Şehrimize dışarıdan gelen taraftarların bir pazar oluşumu, bir esnaflarımıza uğraması bir hareketlik getiriyor. Bu yüzden de futbolla beraber ticaret de gelişiyor. Hayalde neresi var Tire Spor için? Biz üstlük olarak Süper Lig'i düşünüyoruz. Ondan aşağısı da kurtarmaz diye düşünüyorum. Çünkü neden? Heyecan var. Tireliler artık özlemiş futbolu. Heyecan var ve kulübümüzün başkanı hanımefendinin de yatırımı var. Bu konuda da yatırımından dolayı da kaliteli futbolcular geliyor. Genç ve kaliteli futbolcular yetişmesi evet. Tirenimizi daha da böyle heyecanlandırıyor. Güzeller içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana ben sana verdim. Bu alemde kral, sensin Tire Spor. Şampiyonluk için saldır Tire Spor. Saldır Tire Spor. Tire Spor bizim için büyük bir özlem duyduğumuz bir futbol kulübü. Geçmişe baktığımızda da tarihte çok büyük bir kulüptür. Ama şöyle bir şey var şu an. Yeni kurulan bir takım, yeni hedefleri var. Daha büyük hedefler olacak inşallah. Bizim temennimiz bu yönde. Pazar günü gelsin diye biz yatarız, kalkarız, dua ederiz. Pazar günü geldi mi bütün günümüz Tire Spor olur bizim için. Yaklaşık 2-3 seneden beri profesyonelliklerde mücadele etmiyoruz. Bu sene de profesyonellikte değiliz ama Allah'ın izniyle hep birlikte taraftarıyla, başkanıyla omuz omuza kenetlenerek bu yükün altından kalkacağız ve Tire Spor'u layık olduğu yerlere taşıyacağız. Tire Spor bizim işimizden mesela bizi alıkoyuyor. İşi bırakıp Tire Spor maçına geliyoruz. Mesela okulu bırakıp arkadaşlar nasıl desem okuldan kaçıyorlar, Tire Spor maçına geliyorlar. Cumartesi akşamından pazar günleri maç olduğu gecesi mesela uykularımız kaçıyor. Yani bizim için büyük bir heyecan arz ediyor. Hep beraber omuz omuza vererek Tire Spor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız inşallah. Eski kulübümüz olan Tire Spor kulübümüz maddi imkanlardan dolayı kapandığı için yeni bir yapılanmaya gittik. Bu yeni yapılanmada Sayın Başkanımız Hüma Yüksel ile birlikte güzel bir kadroyla, güzel bir yapılanmayla, teknik direktörümüzle, yönetimiyle, taraftarıyla çok güzel bir yola çıktık. Ve bizim bu yolda takımımıza olan inancımız tam. Her zaman tribünde desteğimiz sonuna kadar sürecektir. Tire Spor bizim için hayatımızın anlamı diyebiliriz. Yaşamımızın her yerinde, hafta sonunu dört gözle beklediğimiz, maç günleri uyuyamadığımız, maçı heyecanla beklediğimiz, yani kısacası hayatımızın anlamı diyebilirim. Kendi memleketimiz dururken, yani İstanbul takımı tutmak bizim için biraz abes kaçıyor yani gözümüzde, öyle diyeyim. Yani şöyle bir şey var, sonuçta biz Tire'yi, Tire Spor'u temsil ediyoruz. Şöyle nasıl anlatayım size, yani deplasmana gidiyoruz şimdi biz. Yani deplasman tribününe girerken statta baya bir taraftar oluyor. Yani stada girerken alemin kralı geliyor diye giriyoruz. Her yerde her zaman en büyük Tire diye bağırıyoruz. Yani bunun yaşattığı duygu, haz her zaman daha farklı. Yani hayatımızın her yerinde olduğunu söyleyebilirim ben yani Tire Spor'un.
Efendim biz bu yola baş koyduk. Canı gönülden, kanımızın son damlasına kadar Tire Futbol Kulübü'nü desteklemeye amaçlıyoruz. İnşallah takımımızı daha güzel yerlere getireceğiz. İnşallah Allah bizi utandırmaz, yolumuzdan dönmeyiz. Biz bu yola baş koyduk. Trispor bizim gecemiz gündüzümüz. Hayatımız yani. 20 yıldan beri Trispor'un peşindeyiz. Bu sene hedeflerimiz büyük. Hocamız, teknik heyet, futbolcularımız, başkanımız, belediye başkanımız. Biz kenetlendik. Şehrin de kenetlenmesini istiyoruz. Sen kalbimiz mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir işisin. Bir şarkısın sen. Ömür boyu süredek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Tire'deki kent müzesindeyiz. Müze görevlisi Fatih Bayrakçı ile birlikteyiz. Evet. Müzeyi o anlatacak bize. Gerçekten güzel bir müze. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve Tire'nin bütün tarihini de anlatıyor aslında baktığımız kesinlikle zaman. Kesinlikle baktığımız zaman etnografik açıdan Tire'nin tüm detaylarını görebileceğiniz bir müze. Bulunmuş olduğu yapı 1955 yılında Mimar Cana Egeli tarafından belediye hizmet binası olarak inşa ediliyor şehrin evet. merkezine. Yapı 1955'ten 2011 yılına kadar belediye hizmet binası olarak görev veriyor. 2011 yılına gelindiğinde yeni hizmet binamız yapıldığı için yapı boşaltılıyor. Tire tarihi için sandıklarını açıyor sloganıyla Tire Kent Müzesi'ne temeller atılmaya başlanıyor ve 2014'te bu süreç tamamlanıp 2021'e kadar açık haldeyiz şu anda. Herkesin de bağışları var değil mi buraya? Tüm gördüğünüz teşhirdeki tüm ürünler Tire halkının, Küçük Menderes halkının bağışları. Hiç satın alma yok. Tamamı Tire'nin en nadide eserleri burada kompozisyon bir senaryoyla halka göreceği açık. Burada mesela 1900... Bu da evet, bu benim çok dikkatimi çekti. Kesinlikle klasik bir aracımız var. 1937 yapımı Ford Faro hala çalışır durumda. 1940 yılında Tire'de makam aracı olarak kullanılıyor bu araç. Bizim için en önemli baş köşe eserlerinden bir tanesi. Çalışır durumda mı? Çalışır durumda. Önden kurma koluyla çalışıyor bu araç. Şuradan evet. Kesinlikle. Tarif edilmiş haldeydi. Restorasyon, küçük bir restorasyon çalışması orijinalini koruyarak yapıldı. Motoru, bütün aksamı yerinde. Çok güzel. Deri ve deri tabaklama yine Tire'de önemli. Aynen öyle. Uşak'tan sonra gelen en önemli deri tabaklama bölgelerinden bir tanesi. Bunlar tabaklanmış sığır ve koyun derileri. Yukarıdaki deri davul için kullanılan deriler. Bunlar da kösele ayakkabı ve çizmelerde kullanılan deriler. Evet, bayağı bir el işçiliği var aslında. Kesinlikle el işçiliği çok fazla. Ege'de ve tabii ki Tire'de tekstil önemli. Tekstil aynen olan bölüm var. Dokumacılık çok önemli. Dokumacılık önemli. Barbaros Bey şu an müzemizin en önemli kısımlarından bir tanesi. Müzemizin kalbi diyebileceğimiz bir yer. Somut olmayan kültürel miras atölyesi. Burada ata mirası son örnek ustalarımız var. Bunlardan bir tanesi belediye dokumamız. Tire'de 600 yıllık geçmişe sahip bir endüstriyel dokuma makinesinin atasını görüyoruz. Gerçekten güzel düşünülmüş burası. Evet. Tamamen biz sen. Berberimiz şu an çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Berber Necdet Bekir var. 60 yıllık berber. Tire'nin en eski berberlerinden bir tanesi. Evet. Halen burada olsaydı ben de tıraş olurum. Keşke. Çok ümit ederdik ama bir diğer 60 yıllık ustamız var. Yorgancımız İsmail Okursarı. Burada halen müzemiz çatısı altında Tire'nin en önemli sembolik ürünlerinden bir tanesi. Gene motifleriyle önemli. Yerel motifleriyle. Burada bu mesleğini icra ediyor ve biz onu korumaya çalışıyoruz. Evet Osman Ustacığım, kolay gelsin. İsmail. Şimdi baktığımız zaman aslında ben çocukluğumdan tabii çok iyi hatırlıyorum. Evet. Bizim çocukluğumuzun yorganları bunlar gibi ısıtan da yoktur. Bunlar gibi rahat olan da yoktur. Ve son olarak da tabii futbol Tire için çok önemli. Tabii ki. Bu müzede de var eski kupalar. Müzemizde en eski 1928'den günümüze kadar olan bir futbol tarihi geçmişi Tire'nin elimizde mevcut. Kompozisyonu mevcut ve teşhiri açık, görüşü açık. Kupalarımız şu anda da Tire FK adı altında
bu başarısını sürdürüyor. En eski dediğim gibi evrak elimizde 1928'e ait Tire'de çekilmiş siyah beyaz görsel. Bununla beraber Tire'nin spor tarihine de katkı sağladığı için o dönemki futbolcularını yad etmiş olalım bu şekilde. Tire'nin meşhur tak kebabının tadına bakmaya geldik. Tire'deki en önemli gurme lezzetlerden biri bu tak kebabı. Hasan Usta ile birlikteyiz. Hasan Sanlı. Evet. Tak kebabı nasıl yapılıyor? Kaçta başlıyorsunuz? Kaçta bitiyor? Sabah 5 gibi başlıyoruz. Duruma göre. Önü açık. 9'da da bittiği oluyor. 10-10.30'a kadar sürdüğü de oluyor. Peki. Çorbayla başlayalım isterseniz. Tabii. Mutlaka bu ikisi birlikte mi servis ediliyor? Yani. Çorba nasıl yapılıyor? Şimdi çorba nasıl yapılıyor? Pirinç ve su. Yaklaşık 1,5-2 saat kaynar kazanda. Ondan sonra 2 saat sonunda kuyunun içine alırız. Etler de kuzular da asıldığı zaman kapatıp çamurla sıvıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saat civarında da pişme oluyor. Etin suyu çorbanın içine akar. Evet, lezzeti oradan gelir yani. Lezzeti oradan geliyor. Evet. Ve meşhur tak kebabı. Evet. Adı nereden geliyor acaba? Adı da tahtayı vurmadan. Tahtaya yani, tak vuruyorsunuz. Oradan treylerin koyduğu bir isim bu. Peki, tak kebabı nasıl yapılıyor? Hangi eti kullanıyorsunuz? Evet, kuzu etini kullanıyoruz. Yani Tire'de kuzu etinden başka bir şey olmaz. Etin üzerinde hiçbir sos yok. Sadece ön kolunu arka butonu açıyoruz. O şekilde yarım yarım atıyoruz zaten. Kuyuda 1,5-2 saat mi? Yaklaşık. İşte kuyunun doluluğuna, yani kuyu ne kadar doluysa, işte bu bazen işte 1 saat, 1,5 saatte de çıkabiliyor. Evet, Tire dediğimiz zaman tak kebabı da mutlaka aklınızda olsun. Son olarak şunu soracağım. Bu sene yeni bir oluşum var futbolda. Evet. Tire FK Futbol Kulübü. Daha üst sıraları hedefleyen bir takım olarak amatörden başladı. Tabii, biliyorum. Onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Desteğiniz ne durumda? Tire Spor dediğiniz zaman yani birincilikte top oynamış bir takımı vardı. Evet. Çok güzel bir stadımız var. Takımımız bence daha üst liglerde olmalı. Hayalinizde hangi lig var peki? Hangi lig olacak? Tabii Süper Lig. Yani Süper Lig'de olacak ki. Trabzon'u, Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı hepsi gelsin burada izlesin. Ve tak kebabı yesin. Yesinler tabii. Yani yesinler. Kesinlikle. Peki, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ellerinize ediyorum. Sağlık. Afiyet olsun. Buyurun soğutmayalım kebabımızı. Evet, bakalım tadına. Evet. Et suyu gerçekten müthiş bir lezzet veriyor. Ne var burada? Çorbanın içine etin suyu. Ve ayrıca sevgimizi katıyoruz buna. Olmadan evet, olmuyor zaten. Olmuyor. Ellerinize kesinlikle. Sağlık. Kesinlikle. Afiyet olsun. Tire'de Dere Kahve semtinin içerisindeki Ayazma'dayız. Ayazma ne demek? Aslında biraz onu açıklamak lazım. Hristiyanlıkta su kaynakları ve su kaynaklarının etrafında yapılan küçük kiliselere Ayazma adı veriliyor. Burada da 1922 yılına kadar yaşayan Rum Ortodoks cemaati vaftiz ve isim verme törenlerini yapıyordu.
O yıldan sonra ise bölgede zaten ibadet edilen bir nokta kalmadı. Aslına baktığımız zaman geçmişi 5. yüzyıla kadar giden bir yapıdan bahsetmek lazım. 5. yüzyılda yapılmış. Daha sonra ise üstüne mescit inşa edilmiş. Bir bakıma şöyle de düşünelim. Burası aslında iki dinin birlikte yaşandığı bir nokta olarak da görülebilir. Alt kısım daha önce yapılmış olan kilise, üstünde ise daha sonra yapılmış olan mescit yer alıyor. Buranın Hristiyanlık açısından bir başka önemi de var. Hazreti Meryem İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra 44 yılında Kudüs'ten kaçmaya başlıyor ve burada hepinizin bildiği gibi Meryem Ana evi olarak da bilinen Bülbül Dağı'na gelip yerleşiyor ve orada hayatı sona eriyor. Ama Bülbül Dağı'na gelmeden önce, Selçuk'taki Bülbül Dağı'na gelmeden önce bir sürede burada kalıyor ve onun burada kalmasıyla ilgili de çeşitli kitaplarda, çeşitli yazıtlarda, önemli belgelerde bulunuyor. Böylece Meryem Ana'nın burada kaldığı da belgelenmiş oluyor Hristiyanlar açısından. O açıdan da büyük önem taşıyor. Günümüzde ise burası bir mesire alanı olarak kullanılıyor. Hemen aşağısında akan dere ve çok güzel bir doğa var. Ve dere kahvenin tabii ki kahvesi meşhur. Biz de şimdi gidelim o kahvenin tadına bakalım. Tire Futbol Kulübü 2. Başkanı Yiğit Çetinkal'la birlikteyiz. Yeni bir takım ama Tire aslına baktığınız zaman futbol geçmişi çok çok eskilere dayanan bir yer ve burada futbol çok seviliyor. Evet. Takımı konuşacağız ama öncelikle ilçeyi, şehri konuşalım. Evet. Bir futbol şehridir diyebilir miyiz Tire? Kesinlikle diyebiliriz. Futbolda Tire her zaman yeri çok farklı olmuştur. Önceki yıllarda ikincilik, üçüncülük görmüş bir şehir, ilçe. 17-18 sene amatörde kaldı. Bizler onu tekrar canlandırmak istiyoruz. Tekrar üst liglere çıkartmak istiyoruz. Tüm çabamız, düşüncemiz bu yönde. Kaliteli bir takım, kaliteli antrenör ekibimizi kurduk. Başarılı sonuçlarla ilerliyoruz. İnşallah ilçemize de eski günlerine, hatta daha da güzel günlere yaşatmak için çaba sarf edeceğiz. Peki Tire'de futbola olan ilgi nasıl? Yani maç günleri neler yaşanır burada görüyoruz. Zaten gerçekten hiçbir belki de şehirde olmayan stat bu ilçede var. Güzel evet. Stadınız var. Evet, kesinlikle Ege bölgesinde nadir görülen stadyumlardan bir tanesine sahibiz. Bu bakımdan çok şanslıyız. Ayrıca ilçe olarak da hafta sonunda herhangi bir etkinlik yapılacak olduğunda bu kesinlikle maçlarımız oluyor. Burada aileleriyle birlikte vatandaşlarımız hepsi maça gelir, belli oranda stadyumumuzu doldururlar, desteklerini verirler. Kısa vadede, uzun vadede evet. Tire Futbol Kulübü'nün hedefi ne? Ballıgin'deyiz. Şartlarımız, oyuncularımız, antrenör ekibimiz profesyonel olduğunu düşünüyoruz. Fakat bulunduğumuz statü bölgesel amatör ligde. Kısa vadede öncelikle ligimizi şampiyon bitirip takımımızı 3. lige çıkarmak. Uzun vadede ise hedefimiz Süper Lig. Peki bu proje nasıl başladı? Kimin katkıları oldu başlamasında? Burada projenin başlamasında Serkan hocamızla birlikte görüşmelerimiz oldu. Başkanımız Hüma Hanım'la görüşmelerimiz oldu arkasından. Serkan hocamızla birlikte Hüma Başkanımızın görüşmelerini yaptık. Sağ olsun o da olumlu karşıladı ve gerekli olan bütün işlemleri o günden bu yana devam ettiriyor. Bir kadın başkana sahipsiniz. Evet, Türkiye'de nadir görülen durumlardan, sayılı o durumlardan Hüma Başkanımız. İnşallah kendisini de daha üstlüklerde başkan olarak, şampiyon başkanı olarak da görmek istiyoruz. Evet, zaten kadınların futbola olan ilgisi geçen gün artıyor. Zaten içinde kadın eli değen her şey belki de güzelleşiyor. Evet. Hüma Başkan da sanıyorum
Tire'yi belli bir amaçta Süper Lig'e taşımayı hedefliyor. Evet, kesinlikle. Hem burada seyircilerimiz, taraftarlarımız anlamında, hem oyuncularımız anlamında bu çok güzel karşılanıyor ilçe açısından. Desteğimiz takımımızla, Yuma Başkanımızla birlikte her zaman. Tire Spor Teknik Direktörü Serkan Söğüt'le birlikteyiz. Gerçekten müthiş bir staddayız. Aslına baktığımız zaman pek çok ilde olmayan bir stada sahip Tire. Öncelikle bununla başlayalım isterseniz. Daha sonra diğer konuları da soracağım size. Ya, tabii ki. Böyle bir stadın olması bir avantaj mı kulüp için? Ya, çok büyük avantaj. Özellikle bizler için. Hani biz burada çalışma imkanını da yakalıyoruz. Haftanın bir günü de taktik idmanına buraya giriyoruz. Hafta sonu pazar günü maçlarımızı burada oynuyoruz. Gerçekten birçok camianın bulunmadığı bir stat ambiyansı bizde var. Atmosfer olarak olsun, ambiyans olarak olsun sizler de şahitsiniz. Çok güzel bir stat. Ondan kendimi de çok şanslı hissediyorum. Kulübümüzü de çok şanslı hissediyorum. Peki şunu sorayım. Tire için bir futbol şehridir diyebilir miyiz? Burada maça ilgi nasıl? Taraftarların size ilgisi nasıl? Şu an bir açlık var. Eskiye dönüş sinyalleri var. Mesela bu maçlara da yansımaya başladı. Hafta hafta daha çok da yansıyacağına inanıyorum. Çünkü iyi oynayan bir takımımız hafta hafta. Geçen hafta 2000 seyirci, 2000 civarı seyircimiz gelmişti. Onlar da zevk alacağı bir takım kurduk. Gerçekten çok özel, çok iyi oyunculardan sizin de tanıyacağınız, üstlüklerde yıllarca oynamış, takım kaptanlıkları yapmış çok değerli oyuncularım var. 27 oyuncum var. Hepsi birbirinden değerli. Benim için çok değerliler. Bu stat ve bu projemizle bazı oyuncuları ikna etmemiz gerçekten çok daha kolay oluyor. Normalde getiremeyeceğimiz oyuncuları projemize inandırıyoruz. Ortamımıza bakıyorlar. Başkanımızın, bizlerin doğru kişi olduğunu görüyorlar. Onlar da bizi kırmıyor. İyi bir takım kurduk. Peki bu projenin en sonunda neresi var? En sonunda en uzun vadede. Süper Lig var. Başkanımızın bir lafı var. Tire ismini. Şu an Tire'de her yer bilmiyor. Herkes bilmiyor. Ama Tire ismini tüm dünya duyacak. Öncelikle aslında uzun vadedeki planımız birincilik olaraktı. Daha sonra başkanımız işin içine girdi. Biraz daha araştırmalar yaptığında hani biz Süper Lig'e taşımaya karar verdik kendisinin önderliğinde. Hüma Hanım geleceğin planlamalarını bile şimdiden yaptı. Bütçe planlaması olarak. Hani onun da ciddi hedefleri olduğundan hep birlikte bu işi başaracağımıza inanıyoruz yani. İnşallah Tire'nin ismini tüm Türkiye'de hatta dünyada duyurmayı hedefliyoruz yani. Tire Spor bu liglere, profesyonel liglere alışkın bir camia. Zaten üst liglerde, profesyonel liglerde daha önce bulunmuş bir camia. Şehir zaten gördüğünüz gibi sevimli, güzel bir şehrimiz var burada. Burada herkesin ortak noktası futbolda birleşiyor. Burası yeri geldiğinde iki takımı, üç takımı birden kaldırabilecek potansiyele sahip. Dediğiniz gibi buradaki bu stat, bu atmosfer, bu oluşum, buradaki Tire halkına yakışan bir oluşum var burada. Biz de bu oluşumun içerisindeyiz. Tire Spor'a elimizden gelen her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Biz buraya kuruluş amacımız burada. Bu sene bu oluşumun, bu projenin içinde bulunma sebebimiz buradaki şampiyonluk. Tabii ki şampiyonluk, profesyonel liglere adımızı yazdırmak istiyoruz. Zaten her şeyimiz profesyonel. Hüma Başkanımız burada çok büyük özveriyle çalışıyor ve bize maddi manevi her türlü konuda yardımcı oluyor. Biz de bu potansiyele, bu şehre, bu stata tabii ki şampiyonluk vaat edip profesyonel liglerde bu işi sürdürmek istiyoruz. Uzun vadede ve kısa vadede tek hedefimiz profesyonel liglere adımızı yazdırmak.
Futbolun şehirlerinde bu hafta İzmir'in Tire ilçesindeydik. Şehri muazzam Osmanlılar Tire'yi işte böyle adlandırmışlar. Burada pek çok Osmanlı eseri bulunuyor. Camiler, medreseler, hamamlar ve özellikle tarihi kütüphanesi dikkat çekiyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Tire'yi ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Burası son yıllarda özellikle gastronomi alanında yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. Ve tabii yine son yıllarda dikkat çeken bir başka özelliği de futbol. Futbol zaten Tire'de çok seviliyor ama yeni kurulan Tire Futbol Kulübü ile birlikte futbolda daha ileriye gitmeye, daha üst liglere çıkmaya çalışıyorlar. Tire'den aktaracaklarımız bu kadar. Güneşli bir günde geldik, yağmurlu bir günde programı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Anadolu'nun bir başka köşesinde, futbolun şehirlerinde tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.